Adını ben koydum. Ben oğlum olursa babamın adını koyacağım dedim. Çocuk da işte oğlan oldu. Dedenin adını verdik. Doğdu. 3,5 kilo doğdu. Her şey gayet güzeldi. Böyle kilo almamaya başladı. Her şeyden hasta olurdu. Dışarı hiç çıkamaz hale geldik. Çocuğu ben yine araştırma hastanesine götürdüm. Orada araştırdılar. Dedi çocuğunuzda böbrek yetmezliği var. İleride diyalize de girebilir, nakil de olabilir dediler. Kontrola götürdüğümüzde Ankara'da doktorlar bize 7-8 yaşında nakil olur, şimdi olmaz, karnı küçük, senden böbrek alıp da bu küçük karnı aldıramayız, çocuk çok kötü olur, ölür bile dediler yani. Ama Antalya'daki hocalar öyle demedi, hemen nakil yapalım, keşke 2 yıl önce gelseydiniz de diyalize girmeden nakil yapsaydık. Biz de hemen yatırdık işte çocuğu nakil yaptırmaya. Gezmeyi çok severdim, gezemiyorum. Top oynamayı isterdim, ben çok top oynardım. Böbrek hastalandıktan sonra oynayamıyorum. Su. İlkin iş yerinde akşama doğru bayıldım. O gün bir şey yemedim akşam, su da içemedim. Her tarafım yanıyor. Eve geldim, sabah kendim hastaneye gittim. Doktorlar tahliye yaptıktan sonra böbrekler bitmiş dediler. La deyince benim dünyam tersine döndü. Ben doğuştan böbrek hastasıyım. Kendimi bildim bileli hastanelerdeyim. Ve hep benim arkadaşlarım hastane arkadaşlarım. Koridorda koşup oynadığım çocuklar, doktoru beklerken, sıra beklerken. Kanım alınırken mesela bana hastanede hocalar özel iğnelerle, minik kelebek iğnelerle kanımı alırlardı. Ve kanımı eğer ağlamadan verirsem bir ödülüm olurdu. İşte bu belki su, belki minicik bir dondurma küllahıydı. Dondurma değildi hiçbir zaman. Böbrek yetmezliği kendisini pek fark ettirmeyen, sinsi ilerleyen, pek belirtileri olmayan bir hastalık. Yani tesadüfen ortaya çıkabiliyor ki o ana kadar hiçbir hastalığımız olmamış olabiliyor. 40 yaşındaki bir insan diyalize başladığı zaman kabaca 8 yıl yaşıyor. 40 yaşındaki bir insan diyaliz yerine organ nakli olacak olursa bu son yapılan çalışmalara göre kabaca 25 ila 30 yıl arasında yaşıyor. Türkiye'de 60 bin kişi sadece böbrek bekliyor. Şimdi 60 bin kişi rakam olarak sizin için belki basit bir şey. Ama 10 bin kişilik bir futbol stadyumu düşünün. Bunu 6 kere omuz omuza hınca hınç doldurun. Bu kadar insan. Bakın bunlar sadece bekleyenler. Bunları yakınlarıyla birlikte her aileyi 4 kişi düşündüğünüzde inanılmaz bir rakam. Ve bu ülkede doğal afet, savaş hiçbir şey olmadan
o stadyumu 6 kere doldurup boşaltın ama 6.'da giren 10 bin kişiye şunu söyleyin. Yani ortaya santra noktasına gidin, hepsinin gözlerine bakarak söyleyin. Siz bu senenin sonuna kadar organ bulunmadığı için öleceksiniz. Öncelikle size keşke hepinize uyan, burada kaç tane, 6 tane hasta var. 6 tane böbrek olsa da hepinize takabilsek. Fakat ne yazık ki elimizde bağışlanan 2 tane böbrek var ve ailenin, bağışlayan ailenin isteği üzerine hastanın kimliğini, yaşını, cinsini vesaire hiçbir şeyini size söylemeyeceğim. Siz de öğrenmek için çaba göstermeyin ileriki zamanlarda. Çünkü aile böyle bir istekte bulundu. Ama böbrekleri kullanılmaya, nakledilmeye elverişli böbrekler. Şimdi bu hastaları nasıl seçiyoruz? Size onu anlatmak istiyorum öncelikle. Burada hiçbir şekilde bir kayırma, torpil vesaire de bir şey söz konusu değildir. Şimdi hepiniz Sağlık Bakanlığı'nın merkezi bekleme listesindesiniz. Bizim merkezimiz adına Sağlık Bakanlığı'nın merkezi bekleme listesindesiniz. Ve bu listelerde tetkiklerinizin sonucuna göre bir puanlama sistemiyle bize bu şekilde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir liste var. Ve biz bu listeye uygun hareket etmek zorundayız. Tabii bu liste sizin bu tetkiklerinizin yapıldığı zamanki liste. Ama şu anki durumunuzu da bugünkü tetkiklerden sonra öğrendik. İki böbreğin kime nakledileceğini o şekilde karar verdik. Şimdi sırayla gidiyorum. Birinci sıradaki hasta Rıfat Akkoç. Sensin değil mi? Şimdi Rıfat Bey, senin birinci olarak kalp riskin yüksek. Bunu kardiyoloji doktoruyla da, hocasıyla da konuştuk. Kalp riski yüksek. Ama onun ötesinde bu nakledilecek olan böbrekle aranda crossmatch pozitifliği dediğimiz bir şey var. Yani bu böbreği sana nakledersek eğer bu böbrek o anda atar. Bu yaptığımız uyum testinde. O yüzden bu böbreği sana takamıyoruz maalesef. İkinci sırada Nuray Çomlu var. Fakat senin de crossmatch'in pozitif. Yani böbrekle senin vücudun arasında bir şey var. Uyumsuzluk var. Naklettiğimiz anda atacak şekilde. Ahmet Eker diyalizde zannediyorum. Ahmet Eker'in bir enfeksiyonu var. Enfeksiyon varlığında organ nakli yapılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o enfeksiyonun çok daha ileri boyutlara götürür. Sonraki sırada Mustafa Kemal Deligöz var. Mustafa Bey, daha önce sana anjiyo yapılmış, koroner anjiyo yapılmış. Bazı damarlarında darlıklar var. Aynı zamanda böbreği nakledeceğimiz olan damarlarda da darlıklar ve kireçlenmeler var. Ama uyum testlerin normal.
O yüzden ikinci böbreği de sana nakledeceğiz. Erdal Bey, Erdal Ey'in, sizin de maalesef crossmatch dediğimiz testiniz pozitif. Yani pozitif çıkıyor yani. Bundaki nasıl ilgileneceğiz? Mesela şey soracağız. Bu maalesef bizim söylerlerdi ben can nedir şimdi bildim Muhyiddin eder hakkadir görünür her şeyde hazir ayan nedir bin han nedir nişan. İnşallah ileride sizlere de uygun bir böbrek bulunabilir. Ama size başka bir öneri, dostça bir öneri, bunu artık işin resmi kısmından çıkarak söylüyorum. Şu anda bu iki hasta piyango çıktı. Sizlere piyango çıktı. Türkiye'de şu anda bekleme listelerinde 22 bin kişi var. O yüzden benim size önerim, ailenizden böbrek bağışlayabilecek kimse varsa onları da değerlendirmeyiz. Şimdi bildim Muhyiddin eder hakkadir görünür her şeyde hazir ayan nedir pinhan nedir nişan nedir şimdi bildim kendisinde tıpta iki tane mucize vardır. Yani yeniden hayata tutunmak, yeniden doğmak ve yeni hayat. Bunlardan bir tanesi doğumdur. Yani anne karnından çıkan o bebekle yeni bir hayat başlar. Bir diğeri de organ nakli. Yani yeniden doğmak, yeniden hayata başlamak, her şeyi sıfırlamak. Organ nakli bambaşka bir dünya. Çünkü yaşamak için başka birine ihtiyacınız var. Mesela bir kalbinizde sorun çıktığı zaman bir bypassla kendi damarlarınızla hayata dönme şansınız var. Apandisiniz patladığı zaman kendiniz ameliyat oluyorsunuz. Yani her şey kendi içinde gelişiyor. Ama organ naklinde sizin artık organlarınız çalışmıyor ve dışarıdan bir şeye ihtiyacınız var. Bizim bütün hedefimiz öncelikle vefat etmiş kişilerdeki organları alarak birilerine hayat verebilmek. Ama Türkiye'de maalesef bunun azlığından dolayı canlı vericilerden nakil yapmak zorunda kalıyoruz. Ve burada da aslında tıbbın birinci kuralını ihlal ediyoruz. Tıbbın birinci kuralı nedir? Önce zarar verme. Ve biz bunu yaparken tamamen sağlıklı bir insandan, bırakın basit bir ameliyatı, bir böbreğini alacak ya da karaciğerinin bir parçasını alacak kadar ciddi bir ameliyat yapıyoruz. Korkmayın. Bu çocuğun acısı hele en çok bu çocuğun acısı beni bitirdi. Her gün yüzüne baktıkça, her gün yüzüne baktıkça. Hele bir de dilleri unutulmuyor maşallah. Bir dili var. Bitirmiş. Tane bir dili var. Şurada var. Bir şey. Oğlum dedi, anne dedi, karın tutarsa dedi, çocuğu şey etmek istiyorsun dedi. Nakli ettirmek isterseniz verir miyim dedi. Ben de tamam oğlum ne diye vereyim kendim. Tutarsa tamam söz vereceğim dedim. Hiçbir kimseye başvurmadık. Belki tutmuyordu işte annen senin karın tutuyormuşmuş o vecedi.
Kayma o yarım olmasın tabii. O ona bakacak, ona bakar, kim bakacak? Anneler, bilenler bakacak. Ben demiş işte yaşım 50. Her şey bitti. Kısmet ederse yarın onda giriyoruz ameliyete.1997'nin sonunda Antalya'da ilk karaciğer naklini yaptım. 3,5 yaşında bir çocuktu Emre. Çocuklarda karaciğer nakli zordur. Ve bir organ bağışlandı. Daha doğrusu bir çocukta beyin ölümü oldu. Ağaçtan düşen bir çocukta. Ailesiyle ben konuşup izin aldım. Çünkü o zaman koordinatörlük kavramı da yoktu. Organ nakli koordinatörlüğü. Ve izin verdi aile. Ondan sonra 48 saatlik bir maraton içinde biz Emre'ye karaciğer nakli yaptık. Hatırladığım şudur. Ameliyathanenin kapısından annesi Emre'nin ayakkabıları ve pantolonuyla beraber dışarı çıkıyordu ağlayarak. Ve o anda dünyadaki en büyük yükün omuzlarımda olduğunu hissettim. Çünkü 3,5 yaşında bir çocuktu. Benim oğlum da o yaşlardaydı o zaman. Ölebilirdi de kalabilirdi de. Ve ilk karaciğer naklini Antalya'da 97'nin sonlarında Emre'ye yaptık. Emre hala sağlıklı ve iyidir. Ve daha sonra organ naklinin kurumlarını oluşturmaya başladık. Kahvelere gittik, okullara gittik, hastanelere gittik. Bu işin içindeki doktorlar, hemşireler, oradaki hademeler, sekreterler hepsiyle birebir. Ölüm nedir? Hayat nedir? Organ bağışı nedir? Bunu örneklerle. Bazen nakil olmuş organ bekleyen hastalarla gittik. Ve yaptık. İlk böbrek nakli yapmaya başladığımızda yılda 100 civarında böbrek nakli yapabilir miyiz acaba diye bir ütopik ütopyamız vardı. Yılda 100 oldu, 200 oldu, 500 tane nakil yapıyoruz. 500 tane dediğin her tane bir insandır. Her tane birinin oğludur, kızıdır, karısıdır, eşidir. Ne bileyim ben babasıdır, annesi bir insandır, bir hayattır. Thank you.
burada Antalya'nın merkezinde böyle bir otel kiralamaya karar verdim. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Antalya'nın merkezinde organ nakli yapan hastanelerin olması ve organ nakli için bu tarz apart ünitelerinin olduğu konaklama tesislerine ihtiyaç olması. İlk başta hastaneye gelmeden, hastaneden bizden geliyor, rezervasyon alıyorlar ve daha sonra da hastaneye gidiyorlar. Konaklayan misafirlerimizin bir kısmı gerek yurt içinden gerekse yurt dışından organ nakli için gelen misafirlerimiz. Ve gün be gün bunun, bu sayının arttığının da farkındayım. Ayda 100 kişi hemen hemen, 80 ile 100 kişi bir iş yapıyor. Çok çektim. Böbreğe girdik. Ama Allah'a şükür işte. Bugünü de gördük. Çok şükür. 9 sene. 9 sene diyoruz. Gitsat 1'e giriyordu. Aradıklarında beni. Biz torunla oturuyorduk. Herkes yatmıştı. Hanımı falan kaldırdım. Dedim böyle. Uçtuk hepimiz havaya. Anlatılmaz. Diyalize gitmem gerekiyor ya perşembe günü, gitmedim. O zaman anladım. Böbrek takıldığını yeni anlamaya başladım. Hiç bakamadım bir yere. Dolmuşum. Kafamı kaldıramadım. Sevinçten. Bir size baktığımı hatırlıyorum. Sizin gözleriniz dolduğunu gördüm orada. O kadar. Başka kimseye bakmadım. Allah kanı gönü rahmet eylesin. Ne diyeyim? Allah bin kere razı olsun. ...5-6 yaşlarında bir diyaliz hastamız vardı. Küçük bir kız çocuğu. Aile son derece fakirdi. Ve bu kız çocuğu geçimi sağlamak için dışarıda da çalışmak zorunda kalıyordu. Ve hepimizin içi acıyordu. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama bir türlü başarılı olamıyorduk. Bu çocuğu mutlu edebilmek için. Yani çocuğa çikolata götürüyorduk, dondurma götürüyorduk ama çocuk mutlu olmuyordu, gülmüyordu, yüzü gülmüyordu. Yıllar sonra aynı ailede hala böbrek vermeye karar verdi. Biz sevindik güzel küçük kız çocuğuna böbrek verecek diye. Ama aile o kız çocuğuna değil, yeni diyalize girmeye başlayan erkek kardeşine böbrek vermeye karar verdi. Çünkü onlar o erkek çocuğunun ileride büyüyüp kendilerine bakacağını ve kız çocuğunun ise hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyordu. Ve razı edemedik aileyi. Aile küçük oğlan çocuğuna böbreği verdi. Ondan sonra bizim için ciddi bir trajedi başladı. Çünkü küçük kız çocuğu kardeşinin yanından ayrılmadı. Organ nakli servisine her gün gittiğimizde işte benim paçalarımdan tutup hocam ben nakil olmayacak mıyım? Hocam ben ölecek miyim? Hocam benim hiç şansım olmayacak mı deyip duruyordu. Ama o kadar ilginç ki 3 veya 4 gün sonra bir kadavra çıktı ve o küçük kız çocuğuna uyumlu çıktı. Hepimiz havalara uçtuk. Yani o kadar sevindiğimi hiç hatırlamam. O çocuğa biz böbrek taktık. Kardeşiyle yan yana yattı. Şimdi organ naklinin en güzel taraflarından bir tanesi budur. Eşitlik, sosyal adalet. Yani para organ naklinde geçmez. Organ nakilleri ülkemizde de tamamen ücretsizdir. Zenginle fakirin hiçbir ayrımı yoktur. Akşam nasıl yani aradılar, kadavra çıkacak dediler sana. 6 kişinin içinden ben nasıl eve geldiğimi bilmiyorum. O kadar zıplamışım ki arkamdan yetişememişler eve gelene kadar. Böyle çok heyecanlıydım. Ondan sonra sabahleyin uçağa bindik geldik. Bir de ilk uçağa binişimdi. Ondan da biraz korkum vardı.
54 yaşında bir kadın vermiş. Çok teşekkür, yani ailesi bağışlamış. Çok çok teşekkür ederim. Organ bağışı yani çok hayat kurtarıyor. Nakil olmasaydım yaşamayı devam etmek istemiyordum. Hep bir yalnızlık duygusu içindeydim. Ve gece işte kaçtı, tabii 1 Mart gecesiydi. Evdeyim. Telefon çalıyor zannettim. Telefonu aldım, küçük mavi, beyaz bir telefon vardı şu kadarcık bir şey. Koltuğun içine girip duruyordu sürekli. Aa, çalmamış dedim. Sonra telefon elimdeyken çaldı. Ve arayan Antalya'ydı. Anında anlıyorsun. Organ bağışı için gece gelen telefonlar. Bu benim için çok önemli. Şey gibi, depremde orada kimse var mı diye bağırırız ya hani. O ses. Perde böyle aralıktı ve uçaklar geçiyordu. Ben şey demiştim, işte bu uçaklardan bir tanesi beni Antalya'ya götürür mü acaba diyordum. Ve telefon çaldı. En acılı anında oğlunu, biricik varlığını yitirdiği sırada hiç tanımadığı insanlar için evet diyen babalar var, anneler var. Ben 21 yaşındaydım. 19 yaşında 19E yazıyormuş dosyamda. Yani 19 yaşında erkek çocuğumdan ben böbrek almıştım. Onun adı da Alper'di. Hayatımı iki Alper kurtardı. Ben hayatımı iki Alper'e borçluyum. Bunu hep söylüyorum. 19 yaşında olduğunu öğrenince ben ağlamaya başladım. O sırada Alper Hoca içeri girdi. Hocam dedim ben çok üzgünüm. Çünkü dedim o hayatını kaybetti. Bir evde düğün var, bir evde cenaze var. Ve ben dedim kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedim. Çok üzgünüm dedim. Dedi ki Didemciğim dedi o gencin ölümüne sen sebep olmadın dedi. Ve o dedi senin gibi 5-6 kişinin daha hayatını kurtardı. Çok güzel, çok büyük bir şey yaptı dedi. O yüzden ben organ bağışıyla hayatta kaldığım için gurur duyuyorum. Organ bağışı benim insanlıkla barıştığım yerdir. Benden bir şey istiyorsanız budur. İnsanlar soruyor neden organlarımı bağışlayayım diye. Kendin için bağışla. Hayatla barışmak için bağışla. Bir de şöyle bir şey var. Hayatınız boyunca çok kötü bir insan olabilirsiniz. Ama gider ayak size bir cennet bileti var. Gönlüm mecazdır aslında. Şu dünya dediğin bin bir dilekle kıvran bana. Yer yok ki senin. Uy git zamana sal kendini. İnsan bu dünyaya bir gaye ve bir amaç için gönderilmiş ve bu dünyadaki gaye ve amacın neticesinde ebedi bir hayata kavuşmayı da arzu edecektir. Maide suresinin 32. ayeti kerimesine baktığımız zaman Cenab-ı Mevlamız diyor ki kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur diyor. Bir bütün halinde gömülme arzusu var Türk insanında, Müslüman insanlarda. Yani hiçbir organımızı vermeyelim, onları Allah'tan aldık, Allah'a geri verelim şekliyle. Bu tabii çok yaygın. Bunu kırabilmek için bu çalışmaların çok yapılması lazım. Çünkü transplantasyon sonrası bu insanların hayatı %100 değişebiliyor. Biz insanlar öldükleri zaman organlarının çürüyüp gitmesi yerine insanlara faydalı olacak bir bağışın dünyadayken kendi elimizle yapılmasının çok daha güzel bir yararlı iş olacağına inanıyoruz. Karnımda bir şişlik hissettim. Ağustos ayında, geçen sene. Ağız aslanan bir kist tipi olduğunu öğrendik. Dünyada 6 kişide ben 7.'ymişim. Karaciğeri de çok uygunmuş bana vermeye. Yani sen ikiz olduğumuz için de dokular %50 uyuşuyor. Yani çok ani gelişti. Hemen Paris günü attım hastaneye. Sağır'la Nuri attı. Pazartesi Alper Hoca ve ekibiyle girdik ameliyata.
Karaciğeri paylaşmamız yani aslında doğal, tuhafımıza giden bir şey değil yani. Giydiğimiz gömleği de paylaşıyoruz. Aynı konuda sıkıntı yaşıyoruz ama ya. Yani kıyafet konularında. Hüseyin sağ olsun ama artık herhalde yaşatmaz. Ayakkabılarını falan hayatta giydirtmezdi. Kesinlikle yani öyle bir şey yok yani, öyle bir dünya yok. Ama ben şimdi yani hiç yani sorumuna giriyorum yani. Sağlığıma kavuştum Allah'a şükür. Yani kendimle hissediyorum bunu. 5 yıl önceki halime geldim gibi diyebilirim yani. Canlı vericiden organ alırken bir sürü test yapıyoruz. Çok ince detaylara bakıyoruz. Sonuçta organ bağışında bulunan bir yakınına, bir tanıdığına organ bağışında bulunan bir insan bizim gözümüzde kahramandır. O insan bir hayatı kurtarmak, bir insan hayatını kurtarmak için belli bir riski göze alarak bu işe soyunmuş bir insandır ve hiçbir şekilde bir riske maruz kalmaması gerekir. Tek amacım var. Daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz? Betül Demir abi postanın 08'e kadar. Bazen gece yarısı 3:30'da bir ameliyathanede bir insanın kalbi elimizin altında acaba duracak mı diye. Bazen ufacık bir çocuk ameliyat masasında yatmışken ameliyat masasının ancak dörtte birini kaplayan bir boyda ve kiloda. Bazen yüzümüze patlayan kan, her tarafımız kan olmuş bir şekilde. Bunlar korkunç gibi geliyor insana ama korkunç değil. Bunlar gerçek. Bunlar tamamıyla gerçek. Ve bunlar hayatın gerçekleri. Bak 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 tut elini. Şöyle kaldırın arkasını da. Dolma gibi yapmak yok öyle. Allah razı olsun ya. Başlamadan önce organ nakline 24 yaşındaydım. Başladıktan sonra 27 sene yaşadım. Yani hayatımın yarısından fazlasını bu mesleğe adadım. Adadım diyorum. Gerçekten adadım. Ben yoldum. Gitmeye mi hazırlanıyordun? Ne? Ama Antalya'da bir hastanenin bir köşesinden binlerce insana yaşamasına yardımcı olduğunuz zaman ve onları sonra karşınızda gördüğünüz zaman gerçekten sadece ve sadece hayatta az olanın yaşamak olduğunu görüyorsunuz. Aynı Nazım'ın dediği gibi. Küstünüz lan. Küs müyüz oğlum? Hasan Hüseyin, ne haber? Sana ne verelim? Değil misin? Değil misin? Ha? Değil misin? Bir kere öpeceğim mi? Hı? Ben seni bir kere şuradan öpeyim mi? Ha? Son olarak şunu söylemek istiyorum ki yarısından fazlasını adadığım bir yaşam biçimi. Her şeyden önce gelen bir yaşam biçimi. Belki bir bağımlılık. Ekip arkadaşlarımın da aynı şekilde. Dünyada organ nakliyle uğraşan birçok kişinin aynı şekilde. Biliyorum ki organ nakliyle uğraşan herkes, içtenlikle uğraşan, ne olduğunu anlayarak uğraşan, herkes iyi ki var. İyi ki var. İnşallah Türkiye'de daha fazla organ nakli olur. Bazen soruyorlar nereye kadar bu şekilde çalışacaksın diye. Şuraya kadar.
Türkiye'de organ bekleyen bir tek kişi kalmayana kadar. Bu mümkün müdür? Bilmiyorum, ben çalışayım da. Neboş'la, yani böbreğimle, böbreğimin adı Neboş, 8. yılımızı kutladık. Her 21 Mart'ta onunla doğum günü yapıyoruz. Mumunu üflüyoruz. Sonra duamı edip Alper'e uyuyorum. Kardeş bacılar vermedi. Yine de bir düşünüyorum, bir tereddütte kalıyorum. Emin değilim yani, bağışlar mıyım, bağışlamaz mıyım? Şu an bir şey söyleyemiyorum açıkçası bu konuda. Annemden aldım böbreğimi. Gözü kapalı, kendim de eşim de bağışlarım. Annem? Tam 83 yaşında. Ya ben organ nakliyle insanlığın çok güzel bir yüzüyle karşılaştım. Belki bir insanı kurtarmaya elverişlidir diye bağışladım hepsini. Ve bunun için de gururluyum. Belki de hayatta yaptığım tek doğru şey bu. Gün efendim. Kana kana su içmek ve karpuz yemek. İdrar hayatın şerbetidir diyoruz. Ben diyaliz olmayacağım artık diye. Ben Beşiktaşlı olduğum için benim hastalarımın %90'ı da Beşiktaşlı oluyor. Bu arada Beşiktaş'ta organ nakli ruhuna çok uygun bir takımdır. Yok, önce tam takım tutmuyordum da şimdi koy Beşiktaşlı yaptı hocam. İnsanın insana verebileceği en büyük hediye yaşamdır. O yüzden tüm organ bağışçıları kahramandır. Öldükten sonra organlarını bağışlayanlar da kuşkum yok ki cennette melektirler.